Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. İlk defa böyle bir video çekiyorum. O yüzden çok garip hissediyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu videoyu çekmek ve çekmemek arasında gerçekten çok düşündüm. Çünkü bu konu üzerinden prim kasan o kadar çok insan var ki ben de eleştirdim o insanları. Bu videoyu neden çekiyorum? Öncelikle onu söyleyeyim. Her zaman ne yaptım ben size? İyi de olsa, kötü de olsa her şeyimi paylaştım. Bunu da paylaşmak istedim. O yüzden video çekiyorum. Büyük bir deprem, daha doğrusu büyük iki tane deprem yaşadı ülkemiz arkadaşlar. Ve burada konuşamıyorum bile şu an. Yani bu videoyu depremin 15 gün sonra falan çekiyorum bu arada. Ve gerçekten bilmiyorum ne zaman yayınlayacağımı da. Böyle bir video çekmem gerektiğini şundan düşündüm. Yani her şeyi koyuyorsun hayatı. Bu videodan sonra da zaten normal hayatımdaki şeyleri koyacağım. Yani normal olarak ki çektiğim benim de bir sürü videom var. Onları bile hiçbirini yüklemedim bu süreçte. Çünkü biz eğlence kanalıyız biliyorsunuz. Yani en azından bu gülmeli kahkahalı videoları yükleyemedim. Yükleyemedim yani onları bakamadım bile. Benim o 10 ilde bulunan bir yakınım yoktu. Arkadaşlarım vardı ama en azından ailemden birinci, ikinci derece ailemden biri yoktu. Ama arkadaşlarımın ailesi ya da arkadaşlarım vardı. Onların birçoğundan haber aldık. İyiler. Yani en azından ben kendi yakınımı ya da yani kendi bildiğim bir insanı kaybetmedim bu depremde. Ama tüm ülke olduğu gibi ben de aşırı bir şekilde sarsılmış bulunmaktayım. Bu konuda yani video çekmemin asıl amacı şu. Biliyorsunuz ben her şeyimi paylaşıyorum ve karşılıklı anlatacağım için ki gerçekten konuşamıyorum bu arada. 15 gün geçmesine rağmen ben çok sarsıldım. Zor konuşuyorum bir şekilde. Yani şunu öncelikle söyleyeyim. Evet zor bir dönemden geçiyoruz. Hassas olacağımız şeyler tabii ki olacak. Ama bunu bilinçlenmek için, farkındalık oluşturmak için çektiğimi öncelikle söyleyeyim. Deprem tabii ki hani asıl bizi öldüren deprem değil binalar. Bunun farkına varmalıyız. Ve yani bunu siyaset yapmak için de çekmiyorum onu da söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz muhalif bir düşünce yapısında büyüyen ve muhalif bir düşünce yapısında olan bir insan olmama rağmen devletimiz tabii ki bir seferberlik içinde depremzedelere yardım etmeye çalışıyor. Ve hepimizin bunu yardım ya bu şeyde elini taşın altına koyması gerekiyor. Maddi manevi bir şekilde depremzedelerin yanında olmamız gerekiyor. Ya o kadar değişik duygular içindeyim ki deprem olduğu günden beri. Ki Çanakkale'de biliyorsunuz büyük bir fay hattı var. Bilmiyorum ya çoğu biliyorsunuzdur ben Çanakkale'de yaşıyorum. Ve Çam'da da hatta Çamlıyım. Çam'da da büyük bir fay hattı var ve deprem bilincinde olan insanlarız. Küçüklüğümüzden beri bunu aşılandık. En azından ailemiz öyle yapıyor. Ha tabii ki bir deprem çantamız ya da ona benzer bir şeyimiz yok. Zamanında oldu, bozuldu ama artık depremin bilincinde olarak deprem çantası vesaire hazırlamamız gerekiyor. Ama ben bunu bir yana koyup şunu anlatmak istiyorum sizden. O kadar değişik haberler aldım ki yani bu haberlerin bazıları gerçek, bazıları spekülasyon olduğunu da biliyorum ama en azından o Instagram'da okuduğum haberler de gerçekten içim cız etti. Her şeyden önce en son rakamlara dayanarak 36 bin küsur işte vefatımız vardı. Bunun yanında da binlerce yaralımız vardı. Bilmiyorum gerçekten sayıları artık haber dahi izleyemiyorum. Ben çok duygusal bir insanım. Hani bunu yakınlarım çok iyi bilir. Arkadaşlarım çok iyi bilir. Ve şunu söyleyeyim. Ben artık 2 günden beri yasımı içimde yaşamaya ve hayatıma devam etmeye karar verdim. O yüzden 2 gündür Instagram'da artık normal kendimi eski hale dönük hayatı olarak bir şekilde adapte olmaya çalışıyorum. İşte girişimcilik videoları paylaşıyorum. Şekiller video çekiyorum. Ve bu videodan sonra da video editleyip yavaş yavaş videoya da adım atmaya başlayacağım. Bu videoyu şundan çekiyorum dostlar. Yani tamam çok zor bir zamandan geçiyoruz. Fakat insanların yaslarını, yaşayış biçimleri farklıdır. Örnek veriyorum ben Instagram'da story paylaşıyorum diye yas tutmuyor değilim. Ya da yas tutan bir insanı mutlu gördüğünüz zaman onu linçlemeyin. Hani en azından bir farkındalık olması için bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi içimizde tuttuğumuz yası dışarı vurmak zorunda değiliz ya da dışımızda tuttuğumuz yası içimize almak zorunda değil. Bir şekilde yani anlatabildiğimi düşünüyorum.
Zor zamanlardan geçiyoruz. Çok farklı şeyler gördük. Bu devir, ya bu zamanda insanların kredi kartını çalıp başka yerlerde alışveriş yapanları gördük. Yardım tırlarını kundaklayanları gördük. Evlerini, arabalarını insanların, enkaz altındaki insanların evlerini, arabalarına girip eşya çalanları, arabalarını alıp satanları gördük. Ve en çok da şaşırdığım, üzüldüğüm şey şu oldu. Depremzedelere yardım için yola çıkan insanlar, o yol kenarındaki marketlerin bir suyu 20, 25 ya da bir bisküvi 40 TL'ye sattıklarını gördük. Ama bunun da yanında zor zamanlarımızda hep beraber birleşebildiğimizi gördük arkadaşlar. Dediğim gibi zor zamanlarda kenetlenebiliyoruz, dost olabiliyoruz ama bize asıl bizden zararı olduğunu da biliyoruz. Yani insanlar yüzünden o insanlar enkaz altında, o insanların işini tam yapamadığı, o binaları tam yapamadığı için insanlar enkaz altında. Bunun da farkındayız. Ve bir farkındalık oluşturmak için böyle bir video çekmeye karar verdim. Ve şu an bu videoyu da editsiz bir şekilde YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. İnşallah bu vefat sayıları artmaz. Yaralı kardeşlerimiz bir an önce iyileşir. Hoşçakalın.